Beyin ikizliği başka bir anlamda da Nikelenç fenomeni deniyor. Nikelenç fenomeni birbirlerini çok seven kişiler uzun süre bir arada yaşadıktan sonra beyinlerinin nöro görüntülemede, MR'da traktografi denilen beyindeki yolların ölçüldüğü zaman, o ikisinin beyinlerindeki yollar birbirinin ikizi gibi çıkıyor parmak izi gibi neredeyse aynı çıkıyor. Bu böyle durumlarda bu kişiler aynı olay karşısında aynı tepki veriyorlar. Birbirlerinin aklından geçeni okuyabiliyorlar. Birbirlerinin ne yapacağını hemen kestirebiliyorlar. Yani birbirleriyle ilgili istekleri ve algı, e, istekleri çok önceden hissedebiliyorlar. Yani duyu ötesi bir algılamalar oluyor bu kişilerin. Böyle kişilerin e, uzun süre e, yoğun birlikte yaşayan ve böyle e, duygusal olarak birbirlerini tamamlayan kişilerden birisi ayrıldığı zaman ikinci kişi kısa süre sonra depresyona giriyor. Ve bir müddet sonra o da hayata küsüyor. Ve özellikle ileri yaşlarda çok rastlanan bir şey. Nikelaj biliyorsun Rönesans'ın çok önemli heykel tıraşlarından birisi de Davut heykelini yapıyor. Davut heykelini o kadar güzel mükemmel yapmış ki herkes canlı gibi zannediyor. O da bir gün o sanatçı kaprisiyle elindeki çekici alıyor. "Ey konuşana ey heykel" diyor. Heykel konuşmayınca elindeki çekici alıp fırlatıyor. Davut heykelinin parmak kırıkmış o yüzden. Yani bu ne demektir? Yani aslında ee, bu nikelaj denmesinin sebebi iki tarafta beynini bir heykel tıraş gibi benzer şekilde işliyorlar farkında olmadan. Bu onlar için bir ruh ikizi ya da beyin ikizi dediğimiz e, aynı şeyi hissetme, aynı şeyi algılama, aynı yani, e, aynı hedefe bakabilme, e, olaylar karşısında benzer tepkiler verebilme, benzer hedefler seçebilme, benzer davranış biçimleri oluşturabilme, farklı olaylarda bile e, bunu yapabilme becerisidir diyebiliriz.